Mutlu akşamlar. Ulusal kanal ekranlarına, ulusal radyo frekanslarına hoş geldiniz. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Ben Deniz Çağlayan, gece görüşüyle karşınızda olacağız. Türkiye'nin ve dünyanın elbette öne çıkan haber başlıklarını ulusal kanal farkıyla, kıymetli konuklarımızla ele alarak ekranlarınıza taşıyacağız efendim. Yoğun bir gündemimiz var. Haftanın son mesai günüydü. Başlayalım vakit kaybetmeden. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koronavirüs aşısıyla ilgili temenni ederiz ki Mayıs-Haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin dedi. Aşı temini konusunda Çin Dışişleri Bakanı ile görüşmesini de aktardı. Bu süreç ne getirir ne götürür onu da tabii tam göremiyoruz, tam bilemiyoruz. Temenni ederiz ki Mayıs-Haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin ve yaz mevsimine de çok daha huzurlu bir şekilde girmiş olalım. Diğer konuya gelince biz tabii hazırlıklarımızı yapıyoruz ve Çin'den aldığımız biliyorsunuz aşıların dışında dün de Çin Dışişleri Bakanı ile bunları etraflıca görüştüm. Bizim Çin'le yaptığımız ilk anlaşma aslında 100 milyon faz aşıydı, Çin aşısı. Bunun tabii ilk etabı 50 milyon fazdı. Şu an itibariyle bu 50 milyon faz aşı henüz bize ulaşmış değil. Ve bu 50 milyon faz Şubat sonu itibariyle bize ulaşacak idi. Dün kendilerine bunu tekrar hatırlattım. Dedim ki bu 50 milyon faz aşıyı biz sizden süratle bekliyoruz. Çünkü sözleşmemiz bu istikametteydi. Ben dedi bunu çok daha yakından takip edeceğim. Bunu Sayın Başkan'la da görüşeceğim dedi. Ve dedim bu yetmez. 100 milyon şeyimiz var aramızda, anlaşmamız var. Ve bu da Nisan sonu itibariyle idi. Bunları konuşacağım dedi. Görüşeceğim ve size de bunları bildireceğim dedi. Ama bu arada da biliyorsunuz dün evvelsi gün 1 milyon 400 bin Almanya'dan BioNTech aşısı da elimize ulaştı, geldi. Ve onun da biliyorsunuz tamamı 10 milyon itibariyle elimize ulaşacak. Ama bu arada Rusya'yla da olan görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan da yine aynı şekilde aşı gelme itibariyle bu bizi rahatlatacak. Çünkü aşıyı doğrusu bu süreç içerisinde insanımız için en tesirli kaynak olarak görüyoruz. Tabii bir de ilaç çalışmaları devam ediyor. Bunları yerli olarak aşı çalışmalarımız devam ederken ilaç çalışması da yine yerli olarak devam ediyor. Başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Fuat Oktay başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yerli aşı çalışmaları değerlendirme toplantısı yapıldı. Seri üretim hazırlıklarının yanı sıra mutasyon çalışmalarının da hızlandırılması başta olmak üzere kritik kararlar alındı toplantıda. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, TÜBİTAK, TÜSEP başkanları katıldı. Yerli aşı çalışmalarında son durum ve seri üretim süreci için yapılacaklar kararlaştırıldı. İlk aşamada klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9'dan 20'ye çıkarılması kararlaştırıldı. Devam eden aşı çalışmalarının tamamının mutant varyantlarını da kapsaması sağlanacak. Geliştirilmekte olan aşılar için seri üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik gerekli planlamalar ve hazırlıklar yapılacak. İnsan deneylerine ilişkin süreçlerin takibi için klinik merkezlerinde birer sorumlu belirlenecek. Çalışma takvimi yine belirlenecek ve süreçlerin yakından takip edilmesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı yani TÜSEP tarafından bir sorumlu danışmanın atanması sağlanacak. Faz 3 çalışmaları için devam eden uluslararası işbirliği çalışmaları sonuçlandırılacak hızlı bir şekilde. Yerli aşı çalışmaları değerlendirme toplantıları en geç ayda bir Cumhurbaşkanlığında
gerçekleştirilecek. Türkiye'de son 24 saatte COVID-19'la mücadele bilançosuna bakalım. Şimdi 220.985 COVID-19 testi yapıldı. 29.081 kişinin testi pozitif çıktı. 153 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1810 oldu. 20.208 kişinin COVID-19 tedavisi ve karantinası sona erdi. Tabii bir taraftan bakıyoruz ağır hasta sayımız ne oldu diye. Ağır hasta sayımız 1810'a yükselmiş durumda. Hem can kaybı hem yeni hasta sayısı hem vaka hem de gördüğümüz kadarıyla birlikte test sayımız da artıyor. Konuşmamız gerekiyor. Beştepe'de yapılan yerli aşıya ilişkin toplantı da önemliydi. Türkiye bir an önce hem ekonomik olarak hem de tedarik açısından rahatlayabilmek için yerli aşı çalışmalarına hız verdi. Bir taraftan da aşı takvimi tabii ki devam ediyor. Konuşacağız. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalarda önemli veriler paylaşıldı. Parçacıklı test için faz 1 çalışmalarının başladığını ifade etti. Dünyada ilk kez burundan aşı üzerine Türk bilim insanlarının çalıştığını ifade etti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Değerli ve kıymetli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Tayfun Uzbay. Hocam, hoş geldiniz Ulusal Kanal ekranlarına, gece görüşüne. Hoş bulduk Deniz Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şuradan başlamak istiyorum sevgili hocam. Bir süredir konuştuğumuz bir konu var, aşı tedariği. Bu konuya ilişkin Türkiye'de ve dünyada birçok ülke sıkıntı yaşıyor. Aşı takvimlerinde de belli sıkıntılar meydana geliyor. Yakın bir zaman içerisinde bildiğimiz kadarıyla pazartesi günü itibariyle 60 ve 65 yaş üzerinde vatandaşlarımızın tamamının aşılanması hedefleniyor. Öğretmenlerimizin bir kısmı aşılanmıştı, bir kısmı aşılanmamıştı. Bu konuya ilişkin de artık daha hızlı bir etaba geçilmesi planlanıyor. Aşı takviminin de tartışıldığı bir dönemde nasıl bir yorum getirmek lazım bu konuya? Sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Çünkü bir taraftan da eleştiriliyor yeteri kadar hızlı aşılama yapılmadı diye. Şimdi evet, bunun tabii eleştirilecek tarafı her zaman olur ama sadece tek başına Türkiye'ye bakmamak lazım. Dünyada nasıl gittiğine de bakmak lazım aşı uygulamalarının. Hemen hemen bizdekine benzer uygulamalar dışarıda da görülüyor. Bunun çeşitli nedenleri var. Dışarıdaki uygulamalarda zaman zaman duydunuz mesela bir aşının bir yan etkisi veya başka bir şeyi görülüyor. Bunun illiyet bağı araştırılarak ara verilebiliyor. Bu bir neden. Bizde böyle bir şey olmadı. Şimdiye kadar kullanılan aşıdan dolayı ciddi yan etkiye bağlı bir yavaşlama ortaya çıkmadı. Diğer bir neden de şu, bu aşılar acil kullanım onayı almış aşılar. Dünyada kullanılan bütün aşılar öyle. Yani bizim kullandığımız Sinovac aşısı da acil kullanım onayıyla, diğerleri de acil kullanım onayıyla kullanılıyor şu anda. Ve aşılama süreci, yani bütün insanları çok kısa bir süre içerisinde aşılamak sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Bir kere bu aşıların yeteri dozda üretilmesi ve üretilmiş olan aşının uygun koşullarda aşılanacak kişilere ulaştırılması ve aşılamanın tamamlanması lazım. Burada aşının geldikten sonra acil kullanım onayı alan aşının kullanılmadan önce nitelik bakımından, kalite bakımından ve içerik bakımından da bir değerlendirilmesi lazım. Bir testten ve kontrolden geçirilmesi lazım. Bu kontrol süreçleri de oluyor arada. Ve bunlar tabii biraz yavaşlama gibi yansıyor. Böyle 50 milyon doz, 25 milyon doz aşıyı bir anda alıp bir yere yığmak ve oradan bir anda herkese ulaştırmak çok kolay bir şey değil. Dünyada baktığınız zaman bu işi en çabuk İsrail'in çok hızlı götürdüğünü görüyoruz. Ama İsrail'in nüfusunu da dikkate almak lazım. Yani şimdi Türkiye'nin 85 milyon nüfusu var. İsrail'in çok daha küçük bir nüfusa sahip ve ne kadar küçük nüfusunuz varsa o kadar daha rahat hareket edebilirsiniz. Tabii o kadar çabuk ve hızlı aşılama yapabilirsiniz. Türkiye bugün ulaştığı rakam itibariyle Avrupa ülkeleriyle mukayese edildiğinde veya başka aşılama programında giden ülkelerle mukayese edildiğinde çok kötü bir durumda değil.
arzulanan, arzu ettiğimiz, istediğimiz kısa süre içerisinde, mümkün olabilecek en kısa süre içerisinde toplumun %50-60'ının aşıyla buluşturulması. Tabii başka bir konu daha var, çok fazla konuşulmayan. Gerek sağlık personeli arasında, gerekse de 65 yaş üstü bireylerde ulaştırılan aşıyı kabul etmeyen, yaptırmayanlar da var. Ve bu oranın yaklaşık olarak, hani resmi bir rakam yok burada açıklanmış ama duyumlara göre veya bir kestirime göre aşağı yukarı 3 kişiden bir tanesinin kabul etmediği ve aşısını yaptırmadığını da görüyoruz çeşitli sebeplerle. Bunun aşı tereddütü olabiliyor ya da başka nedenleri olabiliyor. Burada aşı programının istenilen şekilde yürümesi için vatandaşın işbirliği de şart öbür taraftan. Tabii ki bir taraftan eleştiriyoruz, yeteri kadar doz yok, yeteri kadar aşı yok diye bir taraftan eleştiriyoruz ama eleştirirken öbür taraftan da çok teşvik edici bir şekilde halkın da bu aşı programına katılması gerekiyor. Bir taraftan da biraz sabırlı olmak gerekiyor. Hep konuştuk bunları, bu aşıları yeterince acaba kontrol ediliyor mu? Bunların uzun vadeli yan etkileri olabilir mi falan diye çok tartışıldı. Yayınlar veya bu aşıların daha geniş kitlelerde yapılmış sonuçları yok dendi. O yüzden de aşılamadan önce çok dikkatli bir şekilde kontrollerinin yapılması gerekiyor. Bir de aşılama süreci sırasında da çok sıkı bir şekilde aşılanacak kişilerin sorgulanması ve ardından takibi de gerekiyor. Bunlar kolay işler değil. Üretim tabii çok çok önemli. Dışarıdan geliyor bizim aldığımız Sinovac aşısı. Şimdi bir miktarda BioNTech aşısı gelecek ama aşağı yukarı 1,5 milyon doz gibi bir rakam açıklandı yanılmıyorsam. Bu 750 bin kişiye tekabül eder. Tabii ne kadar çok çeşitli aşı olursa, ne kadar fazla aşı olursa o kadar iyi. En güzeli de kendi üretim tesisleriniz olacak ve çok hızlı bir şekilde üretimini yapacaksınız. Yani aşının bulunması, virüsün kimliği belli olduktan sonra, virüs izole edildikten sonra çeşitli teknolojilerle aşı geliştirilmesinde bir sıkıntı yok. Yani bu çok zor bir iş değil. Türkiye'de bunu layıkıyla başardı gördüğümüz gibi. Yani birçok üniversitede aşı çalışması oldu. Bunların bazıları da şu anda klinik deneme aşamasına kadar geldi. Önemli olan seri üretime geçebilmek, bol miktarda üretmek ve ürettiğiniz aşıyı uygun koşullarda kitlelere ulaştırabilmek. Özet olarak şunu diyebilirim. Evet, biraz yavaşlayacaktır. Zaman zaman yavaşlamalar göreceğiz çeşitli nedenlere bağlı olarak. Ama Türkiye bir program dahilinde aşılamasını şu anda sürdürüyor ve Türkiye'nin bulunduğu nokta Avrupa'yla ve başka aşılama programında olan diğer ülkelerle mukayese ettiğimiz zaman çok mükemmel olmayabilir ama kötü durumda da değil. Yani bir program dahilinde götürüyoruz bunu. Hiç aşı ulaşmayan ülkeleri de göz önünde bulundurduğumuzda veriler de bize birçok ülkeye göre sizin de ifade ettiğiniz gibi çok daha iyi bir noktada olduğumuzu gösteriyor. Acaba bence biraz haksız eleştiri de yapıyoruz bazen kendimize. Yani şu anda ulaşmış olduğumuz 8 milyonluk rakam ki biz aşağı yukarı 3 ay, 2,5-3 ay gibi bir süre aşılamaya başlayalı. Bu kötü bir rakam değil bana göre ve daha da artacaktır zamanla. Özür dilerim, sözünüzü kestim. Estağfurullah hocam. Az önce şöyle bir vurgu da yaptınız. Aşıya ulaşabilecek imkanı olmasına rağmen aşıya güvenmediği için aşı olmayan insanlar olduğunu ifade ettiniz ya. Evet, nedenler var ya. Belki aşı çeşitliliğinin artması bu güveni daha da arttırabilir mi? Çünkü bazı meslektaşlarınız şöyle şeyler de söylüyor. Kimi vatandaş yerli aşıyı bekliyor, kimi şu aşıyı yaptırmak istiyor, kimi bu aşıyı yaptırmak istiyor. Burada birazcık bu süreç içerisindeki siyasi hava da biraz etkili oldu. Onu göz ardı etmemek lazım ama yine de ben sormak zorundayım bu soruyu. Yani bu çeşitlilik güveni arttırır mı sizce? Şimdi bir kişinin kafasında aşı tereddütü varsa çeşitlilik bence iş çözmez. Yani aşıya karşı olan kişi veya aşıdan tereddüt duyan kişi gene tereddüt duyacaktır. Gene aşıyı reddedecektir. Çeşitlilik başka bir sorun daha getirecek. O aşı mı bu aşı mı tartışması başlayacak bu sefer. Yani
şu aşı mı daha iyi, bu aşı mı daha iyi, Alman aşısını mı yaptırsak daha iyiydi, işte Sinovac yaptıranlar daha mı şanslıydı? Şimdi bunların hepsi bilimsel olmayan ve boş tartışmalar. Yani bazen medyada körüklüyor bu tartışmaları. İşin siyasi boyutu da ortaya çıkıyor bir taraftan. Hani birinin ak dediğini öteki kara diyor. Bakın bu bir toplum sağlığı problemi. Bir pandemiyle karşı karşıyayız. Her zaman söyledim, bütün televizyon programlarında söyledim. Bu konu siyaset üstü olmalıdır. Burada gördüğümüz doğruları söylememiz lazım. Halkı doğru aydınlatmamız lazım. Halkın da olayı doğru okuması lazım. Biraz uzmanların görüşlerine ve uzmanların açıklamasına güvenmesi lazım. Aşı dediğimiz olay bir teknolojidir. Nedir? Bir hastalık etkeni vardır. Bu hastalık etkeni bir mikroorganizmadır. İşte ya bir virüs olur, ya bir bakteri olur, ya başka bir mikroorganizma olur. Bunu vücuda tanıtırsınız bağışıklık sisteminize ve bununla karşılaştığında vücut savaşır. Bu çok eski dönemden beri bilinen, işte 1800'lerden beri bilinen bir yöntemdir. Bugünkü teknolojiyle en önemli nokta burada etkenin kimliğini bilmektir. Biz COVID-19'un genomunu biliyoruz. COVID-19'u çok kısa süre içerisinde tanımladık. Bu virüsü izole edip şu veya bu yöntemle, şu veya bu şekilde bir aşı geliştirmekte bir problem yoktur. Bu aşıların kullanılmasında da çok büyük bir risk de yoktur aslında. Yani bugünkü geldiğimiz noktada bugünkü teknoloji, bugünkü birikim ve bugünkü deneyimlerimizle çok daha iyi aşılar yapıyoruz. Ve insanoğlu kısa süre içerisinde, bakın yavaş yavaş örnekleri de çıkmaya başladı. Bazı önemli kanser gibi mesela hastalıklara karşı da aşılama yoluyla hayatını uzatabilecek veya bunlardan da korunabilecek. Yani bu şu aşının veya bu aşının daha etkili olduğu, şunda veya bunda daha fazla yan etki çıkabileceği gibi tartışmalar halkın değil bilim insanlarının kendi aralarında yapacağı tartışmalardır. Bu tartışmalar düzgün ve etik bir platformda yürür. Bunun neticesinde her ülkenin ve dünyada da her çeşitli ülkeler var. Hepsinin bilim kurulları var. Bizim de bilim kurullarımız var. Meydan böyle boş değildir. Bu aşılar içerisinde bir aşı, iki aşı veya üç aşı kullanım onayı alıyorsa, bu halkla buluşturuluyorsa, gerekli kontrolleri yapılmışsa, halk önüne konulanı almalı ve bu programa katılmalıdır. Çünkü aşılanmayarak virüsle karşılaştığımızda yaşayacağımız sorunlar ya da problemler, aşılanmanın getireceği problemlerin çok daha ötesindedir. En azından şu anda işte bir üçüncü dalgadan bahsediyoruz. Daha 4 hafta öncesinde burada gördüğümüz ölüm rakamlarının yarısından daha aşağısını telaffuz ediyorduk. Doğru mu? Doğru ve hocam. Burada gördüğümüz günlük pozitif vakaların 1/3 kadara inmişti bu. Ama bir anda bakın yeniden patladı. Her gün bugün bir kanalda duydum, birisi söylemişti, nerede duydum hatırlamıyorum ama her gün bir uçak dolusu insan kaybediyoruz dedi. Yani her gün bir uçak düşmüş kadar insan kaybediyoruz. Bu 150'li rakamlar falan böyle her gün geliyor ekranlara ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Yakınlarında birçok insan COVID'den yakınlarını kaybetti. Birçok insan bu hastalığı ağır geçirdi. Hiç geçirmeyenler de bunun getirdiği ekonomik sıkıntılardan ve başka sorunlardan çok fazla etkileniyor. Bir an önce aşı programlarına destek vererek ve bilim insanları görevini doğru yapıyor. İlgili bakanlıklar var, ilgili yasalar var, yönetmelikler var. Bu çerçevelerde bunlar gerekli kontrollerden geçiyorlar. Halka düşen, topluma düşen de bu programlara destek olmak. Yani aşı çeşitliliğinin artması ancak halkın işbirliğiyle bu işin çözülmesi söz konusu. Halkın da aşı çeşitliliği arttığında şu veya bu aşı demeyip karşısına gelen aşıyı, ulaşabildiği aşıyı yaptırmasında fayda var. Çünkü biz şunu biliyoruz. Bütün bu aşılar faz 1, faz 2 dediğimiz aşamalardan geçti. Şeffaf bir şekilde bütün bu aşıların sonuçları paylaşıldı. Bu arada bazı spekülasyonlar oldu ama bu spekülasyonların çoğu ticari ve politik spekülasyonlardır. Hangi aşıyı şu anda acil kullanım onayı almış olan
buna Sinovac aşısı dahil, buna BioNTech aşısı dahil, hangi aşı olursa olsun bu aşıların koruyucu etkileri var ve toplumun %50'sinden fazlası aşılandığı anda da herkes görecek ki bu salgının ciddi şekilde hafiflemeye başladığını herkes görecek. Hoca da bu noktaya vurgu yaptı aslında dün yaptığı açıklamada ve çok uzun zamandır tartışılan aşı ile ilgili her şeye yanıt vereceğim dedi ve tek tek de anlattı. Nerede görüşmeler yapılıyor, ne kadar aşı geldi, bu aşıların dağıtımına göre yapılacak. Şimdi az önce siz de ifade ettiniz ya, bir süre sonra şuna da yol açabilir dediniz. Çin aşısı olmak istiyorum, hayır ben Alman aşısı olmak istiyorum, ben şunu olmak istiyorum, ben bunu olmak istiyorum. Bu noktada nasıl bir yol izlenecek? Yani mesela şimdi hali hazırda 1,5 milyona yakın bir BioNTech aşısı elimizde. Testleri tamamlanır tamamlanmaz pazartesi günü itibariyle tahminimizce uygulanmaya başlanacak diye biliyoruz. Yani buna Sağlık Bakanlığı mı karar verecek? Yani bu tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın karar vereceği veya bilim kuruluyla birlikte tartışarak karar vereceği bir durum. Ama işte bunlar hep tartışmaya çok açık konular. Bizim bunları bir siyasileştirmememiz lazım. İki, bilim ve sağlık otoritesine güvenmemiz lazım. Nasıl uygun görüyorsa o şekilde bunları da sahada kullanacaktır. Karşısına hangi aşı gelirse gelsin. Yani benim söylemek istediğim, bugün BioNTech aşısına iki türlü bakabiliriz mesela. Messenger RNA aşısı dediğimiz o meşhur aşıya. Bir taraftan baktığımızda bu yeni teknolojiyle üretilen bir aşı, eski teknolojiyle üretilmiş olan inaktif aşıya göre güvenilirliği biraz daha düşük diyebiliriz. Ama o kadar çok uygulandı ki şu anda sahada, çok fazla sayıda insana bu aşı uygulandı ve aşılama programlarını kesintiye uğratacak ciddi bir yan etkiyle de karşılaşılmadı. Bunu göz önüne aldığımızda şu anda bu erken verileri de birlikte değerlendirdiğimizde önceki paylaşılan verilerle bu aşılarda da bir sorun olmadığı görülüyor. Gene Sinovac aşısında da bir sorun yok bana göre. O da gerekli koruma sağlıyor. Ben kendimden de biliyorum mesela ben iki doz yaptırdım. Ve kendi kendimi de denek yaptım. Bakın gittim antikorlarıma da baktırdım. Birinci dozu yaptırdım. İkinci dozu yaptırdıktan bir hafta sonra antikorlarım gayet güzel yükselmişti. İkinci dozu yaptırdıktan dördüncü haftaya ulaştığımda tekrar antikorlara baktım. Yani 3 hafta sonra 3 misli daha artmıştı. Ve o sırada aşının bazı belirtilerini de hissettim. Hani aşı tuttu tutmadı diye bir şey vardır ya halk arasında. Yani bu aşı da koruyor. Etrafımda sorguladığım zaman başka arkadaşlar yaptıran hekim arkadaşlarımız var gene başka. Onlarda da sorguladığımızda bugüne kadar antikor gelişmeyeni görmedik. Ama antikor gelişmesi demek tabii korunmayacağız anlamına da gelmiyor. Her şeye rağmen gene o iki maskemizi takıyoruz, mesafemize dikkat ediyoruz, derslerimizi hala online yapıyoruz, korumaya çalışıyoruz kendimizi. Buna da tabii riayet etmek gerekiyor bir taraftan. Şu aşı ya da bu aşı tartışmasına girmeden herkes önüne gelen devletin kendisine imkan olarak sunduğu, ulaştığı aşıyı yaptırmalı ve programa da destek olmalıyız. Sadece aşı programına değil, biraz bu maske mesafe meselesine de destek olmamız gerekiyor. Sevgili hocam, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından devam etmek istiyorum. Önemli bilgiler paylaştı. Dikkatimizi çeken, bugüne kadar çok duymadık. Yerli aşı çalışmaları ile ilgili çok fazla merkezimizin çalışma yaptığını biliyoruz. En sıklıkla ismini duyduğumuz Erciyes Üniversitesi'nin yürüttüğü inaktif aşı. Ama onun dışında bir başka inaktif aşının da faz 1 çalışmaların yapıldığını söyledi ve ayrıca dedi ki bir virüs benzeri parçacık aşısının faz 1 çalışmaları yapılıyor. Bu da farklı bir çalışma dedi. Bize biraz bunu anlatabilir misiniz? Bu nasıl bir aşı? Biz şimdi çok konuştuğumuz için inaktif ve mRNA aşılarını birazcık biliyoruz ama bunu ilk kez duyuyoruz. Bu nasıl bir aşı? Diğerlerinden farkı nedir? Açıkçası ben bu konuda çok geniş bir bilgiye sahip değilim. Yani yanıltıcı bir bilgi verebilirim. Bu söylediğiniz acaba sprey şeklinde burna sıkılan aşıdan mı söz etti? Bunu mu kastediyordu? VLP aşısı diye geçen bir aşıdan bahsetti. Bir de Türk bilim insanlarının üzerinde çalıştığı ayrı bir burundan intrazanal bir aşının üzerinde çalışmaların yapıldığını söyledi. İki ayrı çalışmayı ilk kez açıklıyor.
Birçok aşı var. Benim baktığımda, incelediğimde messenger RNA aşısı da var. Yani Türkiye'nin planı içerisinde inaktif aşı da var. Çeşitli farklı aşılar da var. Bir de bildiğim, yanılmıyorsam Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışılan bir aşı vardı. Bu da soğukta saklamaya gerek göstermeyecek bir aşı çalışması vardı ki bu depolama ve ulaştırma bakımından önemli. Hani Sayın Bakan'ın bahsettiği bu aşının diğerlerinden çok keskin bir şekilde nasıl bir farkı var? Bunu açıkçası çok iyi bilmiyorum. Yani çok net bir şey söyleyemeyeceğim. Ama sonuçta o da bir şekilde immün sistemi uyaracak bir teknik. Tabii bu enjeksiyon yoluyla değil, farklı bir yolla da veriliyorsa, işte nazal sprey falan gibi, bunların da sonuçlarını görmemiz lazım. Hani faz 1 ve faz 2 sonuçlarını görüp öyle yorum yapmamız lazım. Diğerleri kadar koruyucu olup olmayacakları konusunda en azından. Bizi bir taraftan da sevindiriyor çünkü dünyada bir ilk olacak dedi. Eğer çalışmalar olumlu sonuçlanırsa dünyayı ilk kez burundan alınan bir Covid-19 aşısıyla tanıştıracağız dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Gündemdeki tartışmalardan bir tanesi sevgili hocam, hali hazırda birçok ülkenin askıya aldığı İngiltere ve Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği bu AstraZeneca aşısı. Norveç'te de çok sayıda gencin özellikle aşı yaptırdıktan sonra hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Bu tartışmalara baktığımız zaman ne söylemek istersiniz? Çünkü aşı dağıtımı konusunda da Avrupa'da büyük bir kriz yaşanıyor ve biz artık çok iyi biliyoruz ki sadece Türkiye değil tüm dünyada bu aşılama yaygınlaşmadığı sürece COVID-19'u kontrol altına almamız mümkün değil. Evet, ancak gerek Norveç'te gerekse İngiltere'de ve başka ülkelerde bir ara verildi. Evet, Oxford AstraZeneca aşısı ile ilgili. Bu daha önce Brezilya'da da olmuştu. Bu Sinovac aşısı ile ilgili bir ara verilmişti, yani çalışmalara ara verilmişti o sırada. Sebep şudur: aşılanan kişilerde herhangi bir şey olursa bunun aşıyla bir illiyet bağı olup olmadığının net bir şekilde ortaya konması gerekir. Özellikle yeni teknolojiyle üretilen, daha farklı teknolojilerle üretilen aşılar için bu daha önemlidir. Ancak son gelen haberler burada bir illiyet bağı bulunmadığı ve aşılama çalışmalarının aynen devam ettiği şeklinde, benim bilgilerim o şekilde. Burada aşının durdurulması, aşılamanın durdurulması diye bir şey söz konusu değil. Ancak bu insanların yüreğine su serpmeli, özellikle aşı tereddütü olanların, görüldüğü gibi en küçük bir olay dahi aşıyla bir illiyet bağı kurulmaya çalışılıyor, bakılıyor. Böyle bir illiyet bağı çıkarsa da zaten bu açık bir şekilde denetleyiciler var, dediğim gibi yasalar var. Bu aşı derhal kullanımdan çekilir. Ancak şu an için böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir illiyet bağı yok. Orada da aşılamalar devam ediyor. Dikkat ederseniz konuşmamın başında bazen böyle bir sıra dışı bir reaksiyon, sıra dışı bir yan etki veya bir olay karşımıza çıktığında da aşı faaliyetleri durur veya yavaşlar demiştim. Yani bu da yavaşlatıcı faktörlerden bir tanesi. Hani bekleniyor, bakılıyor, inceleniyor ve ondan sonra aşılamaya devam ediliyor. Şu anda Oxford AstraZeneca aşısıyla ilgili kesin net bir illiyet bağı kurulamadığından aşılama faaliyetleri devam ediyor. Ya da oradaki ölümlerin gerçek nedenleri anlaşıldığından ve bunun aşıyla herhangi bir ilişkisi kurulmadığından dolayı devam ediyor aşılamalar. Sevgili hocam, son iki sorumu yöneltmek istiyorum. Şimdi şöyle bir tartışma da devam ediyor. Duyuyoruz, bazen de örneklerini basından belki siz de tanıklık ediyorsunuzdur. İkişer ay arayla üç kez koronavirüse yakalanan bir hasta duyuyoruz. Veyahut da Covid-19 aşısı yaptırmasına rağmen hayatını kaybeden 65 yaş üstü vatandaşlarımızın olduğunu duyuyoruz. Bu ölümleri de bir şekilde aşıyla ilişkilendirmeye çalışanlar olduğunu da görüyoruz. Bunun ayrımını nasıl yapmak zorunda vatandaş? Yani resmi olarak bizim nereye dikkate almamız gerekiyor? Şimdi resmi olarak şunu dikkate almamız gerekiyor. Biz kendi şu ana kadar uyguladığımız Sinovac aşısı için konuşursak, yani ciddi şekilde koruyucu olduğu, en azından hastalığı
daha hafif geçirdiği, yoğun bakıma gitme olasılığını düşürdüğü söyleniyor. Ve bununla ilgili bazı bilgiler, bazı veriler de paylaşıldı. Bunlar bilimsel olarak da paylaşılıyor. Şimdi aşılamalara daha yeni başladık. İkinci dozları daha yeni bitirdik. Ve aşılanmasına rağmen hayatını kaybeden kişi sayısı aşılanan grubun içinde, aşılanan diğerlerinin içinde ne orandadır? Aşılanmayan grupla karşılaştırıldığında ne orandadır? Bunun bilimsel karşılaştırmalarını yapmak lazım. Şimdi şöyle diyelim, en etkili aşıyla aşılanmış olan gruplarda bile hiç koruyuculuk olmayanlar çıkabilir ortaya. Hiç antikor oluşmaması ortaya çıkabilir. Böyle bir durum da nadir de olsa görülebilir. Ancak şu kesindir, aşılama yapılan gruplarda ölümler her zaman daha az olmuştur. Ağır hasta sayısı her zaman daha az olmuştur. Şu anda bizim elimizde kesin bir sonuç yok. Hani net konuşabileceğimiz bir sonuç yok. Bunu ne zaman konuşabiliriz? Daha fazla sayıda aşılama yapıp, daha fazla sayıda aşılananların gidişatını izledikten sonra aşılanmayan grupla karşılaştırarak bunları zamanla söyleyebiliriz. Şu an bunun için erken ama böyle tek tük vakalar çıkacaktır. Belki bunun aşıyla ilişkili olup olmadığını da hani çok fazla bilmiyoruz. Aşıyı ne zaman almış, başka bir faktöre mi bağlı, koronaya mı bağlı, bu ölüm gerçekten koronayla mı ilişkili? Bütün bunları bilmiyoruz. Bazen de çok spekülatif şekilde paylaşılıyor bu bilgiler. O yüzden böyle tek tük bir takım bilgilere bakarak nasıl olsa aşı da korumuyor gibi bir şey söylemek çok iddialı olur. Aşının koruyucu olduğuna dair daha fazla sayıda veri var elimizde, onu söyleyebilirim. Yani koruyucu olduğunu gösteren, aşılanan gruplarda yoğun bakıma gitme oranını, ağır hastalığı çok çok azalttığına dair veriler var. Bu sadece bizim Sinovac aşısıyla ilgili değil, diğer aşılanan gruplarda da benzer sonuçlar var. Ancak bu sonuçlar şu anda yetersiz. Hani daha yeni, çünkü aşılama faaliyetlerine yeni başladık. Son sorum hocam şu, birçok firma veyahut da bu aşı çalışmalarını yürüten merkezler çocuklara yönelik de aşı çalışmalarına başladı. CoronaVac şirketinin yaptığı bir çalışma olduğunu biliyoruz. 5-17 yaş arasındaki çocuklarda aşının güvenilirliğini test ettiler. En azından güvenilir bir aşı olduğunu ve kullanılabileceğini beyan etti firma. Hemen peşinden BioNTech'in de 12 yaş altı çocuklarda aşılama sürecine başladığını öğrendik, okuduk. Türkiye'de şu an Amerikan menşeli Johnson & Johnson'ın 0-12 yaş arasında yine aynı şekilde aşı çalışmalarına başladığını öğrendik. Çocuklarda aşı neden önemli ve bu aşı sürecinin de hızlandırılması gerekir mi? Koruyuculuk bakımından ve bağışıklığın sağlanması için. Yani şu an için çocuk ve genç nüfusta ölüm oranı daha düşük gibi gözüküyor. Ancak virüs, şimdi bizim bundan sonraki dönemde virüslerle daha çok işimiz olacak. Yani öncelikle onu söyleyebilirim. Her virüs mutlaka pandemiye neden olmayacak. Bu pandemiye neden olduğu için, yani dünya çapında bir salgına dönüştüğü için ve ekonomiyi falan da çok etkilediği için COVID-19'u çok konuştuk. Ama COVID-19'dan önce de çeşitli salgınlar oluyordu. Mevsimsel gripler de oluyordu ve orada da ölümlerle karşılaşıyorduk biz. Çocuklara yönelik de aşı çalışmalarının tabii bir stratejik tarafı da var. Çünkü giderek çocuk ve genç nüfusta da ölümler görülmeye başlandı. Yani başlangıçta biz bunu sadece 65 yaş üstüne özgü gibi bir şey olarak ele alındı, biliyorsunuz. Evet. Ama sonradan öyle olmadı. Daha genç yaşlarda tabii daha az sayıda oradaki ölümler, ama yaşlı grupta ya da kronik hastalığı olan grupta ölümlerin daha fazla olmasının nedeni, bu grubun sadece COVID-19'a değil başka hastalıklara da duyarlılığı fazla. Yani başka hastalıklardan da, ne bileyim, bir pnömoniden de mesela, zatürreden de orada daha fazla sayıda insan kaybedersiniz genç nüfusa göre. Ancak bu virüsün çocuklarda ve gençlerde de etkili olabileceği, gençlerde de ölümlerin görüldüğü
belirtiliyor. Böyle bir strateji geliştirmesi de normaldir şeylerin, aşı şirketlerinin. Tabii bunun ticari bir boyutu var mıdır, yok mudur? Bunu belki bir immünoloji hocası ve bir çocuk hastalıkları uzmanının da görüşlerini burada almak bence çok daha doğru olur. Gerçekten bu bir acil öncelik taşıyan bir durum mudur sizin sorduğunuz gibi? Yoksa acaba burada biraz da ticari bir kaygı mı vardır? Benim şu anda sahada gördüğüm orta yaş grubunun çocuklara göre veya gençlere göre çok daha risk altında olduğu, ölümlerin büyük ölçüde orada olduğunu görüyoruz. Tabii çocuklarda ve gençlerde de tek tük veya daha seyrek de olsa ölümlerin ortaya çıkması onların da bir aşılama programına dahil edilmelerini gerektiriyor. En azından şu eğitimi falan sürdürebilmemiz için belki koruyucu anlamda çocukları da aşılamak gerekebilir. Bu virüsün mutasyonlarının da nasıl geliştiğini de çok fazla öngöremiyoruz. Yani şu anda belki çocuklarda daha bulaşıcı olan bir tipi de ortaya çıkabilir veya daha etkili olan bir tipi de çıkabilir. Bunları bilemiyoruz şu anda. Belki onlara yönelik bir hazırlık da olabilir bunlar. Dediğim gibi bunu bir mikrobiyolog, immünolog ve bir çocuk doktorunun, bir pediatristin görüşlerini almak burada, müşterek görüşlerini almak çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam, kırmadığınız, katıldığınız için. Eklemek istediğiniz bir nokta var mıydı hocam? Eklemek istediğim son şey şu olabilir. Örnek olmamız lazım. Yani hem siyasetçilerin örnek olması lazım, hem biz sağlık çalışanlarının örnek olması lazım, hem okumuş etmiş kişilerin örnek olması lazım. Vatandaşların da bu maske mesafe meselesine, şu toplanmama, bir araya gelmeme, mümkün mertebe kurallara uyma meselesinde birbirimize destek ve yardımcı olmamız lazım ve bu pandemiyi siyaset üstü bir yere taşıyıp bununla orada mücadele etmemiz lazım. Son söyleyeceklerim bunlar olabilir. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam, katıldığınız için, kıymetli aktarımlarınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim Deniz Hanım. İyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Profesör Doktor Tayfun Uzbay ile konuştuk. Türkiye'deki aşı takvimi nasıl ilerliyor? Yeni aşıların içeriğinde neler var? Aşı biraz da aslında bu mücadelede bizim için en büyük silah. Bunu sadece Türkiye değil, tüm dünya bu şekilde önüne koyuyor bu mücadelede. O yüzden de siyaset üstü bir aşı mücadelesi yürütmemiz ve COVID-19 mücadelesini topyekün bir seferberlik halinde yürütmemiz gerekiyor dedi sevgili hocam. Ve şunu da aktarmak istiyoruz, bugün açıklanan verilere göre sevgili hocamın son yaptığı uyarı çok çok önemli. Çünkü virüs bir ay önce 5 dakikada ulaşırken bu süre şu anda 1 dakikaya inmiş durumda ülkemizde. Bu yüzden de maske, mesafe ve aynı zamanda hijyen kurallarına çok daha dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz COVID-19'la mücadelede. Tabii işin bir de ekonomik bir boyutu var. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısı giderek tırmanıyor. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Nevzat Yalçın, vaka sayısındaki hızlı artışın genetiği değişmiş virüslere bağlı olabildiğini söyledi. Tedbirlere tam uyumun ve aşının önemine dikkat çeken Yalçın, özellikle turizm kentleri içinde özel salgın önlemlerinin alınması gerektiğini belirtti. Şu ana kadar 16 tane mutant suç tanımlandı ama 3 tanesi çok ağırlıklı, bir İngiltere'den gelen suç, Güney Afrika ve Brezilya'dan gelen suç olmak üzere. Muhtemelen ülkemizde İngiltere'den gelen mutant suç şu anda hakim gibi görünüyor. Dünyada ve ülkemizde vaka sayısı tırmanıyor. Uzmanlar bu hızlı artışın mutant virüslere bağlı olabileceğini belirtiyor. Özellikle son 3-4 hafta içerisinde ciddi bir vaka artışı dikkatimizi çekti. Muhtemelen bu mutant suçların yeri ve katkısı olabilir. Akdeniz Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Nevzat Yalçın, tedbirlere yeteri kadar uyulmadığını belirtti. Bence asıl sorun bu fiziki mesafeye dikkat etmemek. Toplu olarak daha fazla
bir araya geliniyor. Özellikle işte bu hafta sonu yasakları kalktığında bunu gözlemliyoruz. Gördüğümüz vakaların önemli bir kısmı aile içi ya da yakın çevreden ciddi bir şekilde yayılım şeklinde dikkatimizi çekti. Daha sık önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çeken Profesör Doktor Yalçın, vatandaşlara rehavete kapılmadan mevcut tedbirlere tam uyum konusunda uyarıda bulundu. 1,5 metreye en azından kollamak lazım. Maskeyi 3-4 saatte bir değiştirmemiz lazım. Bunun yanında sık sık el yıkama ve tabii bağışıklık sistemini de beslenme ile uykunun çok ciddi bir katkısı var. Birçok vitamin preparatında düzenli almamız lazım. Yorulmamak çok önemli. Bağışıklık sistemi çünkü etkilenebiliyor. Bunları yaparsak herhalde kısa vadede bir şekilde vakaların azaltmasına katkıda bulunabiliriz. Profesör Doktor Yalçın aşının önemini vurguladı. Biz hastaları bir takım ilaçlara tedavi ediyoruz ama hastalığın seyrini değiştirebilmek ya da en hızlı bir şekilde toplumu rahata kavuşturmamız için en üst düzeyde aşılanmayı sağlamamız lazım. Çok ciddi yan etkileri şu ana kadar tanımlanmış değil. Aşının mutlaka yapılması şart. Yaklaşan sezon öncesi turizm kentleri içinde özel salgın önlemleri alınması gerektiğini belirtti. Daha dikkatli olmak lazım. Personelin en azından hızlı bir şekilde PCR testlerinin yapılması ayrıca imkanlar el veriyorsa aşılamasının hızlı bir şekilde gerçekleştirmesine ciddi bir katkısı olacaktır. Şu anda son dakika olarak ekranlarınızda da görüyorsunuz. Hemen aktaralım bir kere daha. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da olduğu 40 dünya liderini 22-23 Nisan'da çevrim içi düzenlenecek iklim zirvesine davet etti. Uzun zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında temasın ne zaman olacağı tartışılıyordu. İlk temaslar Dışişleri Bakanları arasında yapılmıştı yüz yüze. NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Brüksel'de daha sonrasında liderlerin ne zaman görüşeceği merak ediliyordu. Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iklim zirvesine davet etti. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan yok bu zirveye davet edilen liderler arasında. Rus lider Putin de var. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping var. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel var. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron var. Almanya Başbakanı Angela Merkel yine. İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi 40 dünya liderini 22-23 Nisan'da çevrim içi düzenlenecek iklim zirvesine davet etti Biden. Açıklama Beyaz Saray'dan yapıldı. Yazılı bir açıklamaydı. Başkan Biden 22-23 Nisan'da ev sahipliği yapacağı ve çevrim içi düzenlenecek liderler iklim zirvesine 40 dünya liderini davet etti. İfadesine yer verildi. Söz konusu zirvenin kamuya açık şekilde canlı yayında olacağına işaret edildi açıklamada. Biden'ın göreve geldiği ilk gün hatırlarsanız eski Başkan Donald Trump'ın ayrıldığı Paris İklim Anlaşması'na geri döndüğü de hatırlatılıyor bu yazılı açıklamada. İklim değişikliğiyle daha güçlü bir mücadelenin aciliyetinin ve ekonomik yararlarının altının çizileceği aktarılıyor. Kasım ayında toplanacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesi bu zirve önemli bir kilometre taşı olacaktır değerlendirmesine de yer verilmiş Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada. Bu son dakika bilgisini de aktardıktan sonra reklamlar diliyoruz. Arkasından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önemli bir konu başlığımız ve önemli bir konuğumuz olacak. Ulusal Kanal, Ulusal Radyo frekanslarında gece görüşü kaldığı yerden devam ediyor efendim. Süveyş kanalındaki gemi krizi büyüyor. Birazdan Kılavuz Kaptan Saim Oğuz Ülgen konuğumuz olacak ama öncesinde ayrıntılarına bir bakalım. Kriz büyüyor dedik. Karaya oturan dev konteyner gemisi bir türlü kurtarılamadı. Günlük zarar 9,6 milyar doları bulmuş durumda. Geminin ikiye bölünmesi gündemde. Bu yüzden de geminin sahibi firmadansa bir özür açıklaması geldi. Ayrıntılarına bir bakalım. Tam 400 metre uzunluğundaki gemi dünya ticaretini olumsuz etkiliyor. Panama bandıralı konteyner gemisi Evergreen, şiddetli rüzgar ve kum fırtınası sebebiyle Süveyş kanalında karaya oturmuş durumda. Kontrolden çıkarak sürüklenen gemi nedeniyle ticaret durdu. Başlayan kriz ise büyüyor.
Onlarca gemi yaşanan sıkışıklık nedeniyle yoluna devam edemezken dünya deniz ticareti kabus dolu günler yaşıyor. Petrol taşıyan tankerlerin yollarına devam edememesi nedeniyle günlük zarar 9.6 milyar doları buldu. Uzmanlar geminin ikiye bölünmesini öneriyor. Süveyş kanalında karaya oturan geminin yüzdürülmesi için dip tarama çalışmaları yürütülüyor. Ancak geminin yeniden yüzdürülmesinde zorluklar yaşanıyor. Öte yandan yük gemisinin sahibi Japon firma, olay sonrası seyri seferin aksamasından etkilenen ticari gemilerin operatörlerinden özür diledi. Yaşanan olayla ilgili Türkiye'den de açıklama yapıldı. Konu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun gündemindeydi. Yardım önerimizi yaptık ve onlardan olumlu bir yanıt gelirse yardım götürürüz. Nene Hatun gemimiz böyle büyük operasyonları yapacak dünyadaki sayılı gemilerden bir tanesi. Her yıl yaklaşık 18 bin geminin geçtiği Asya ve Avrupa arasında ticari gemilerin en önemli güzergahlarından Süveyş Kanalı, dünyanın en önemli su yollarından biri olarak gösteriliyor. Konuğumuza dönelim hemen. Kılavuz Kaptan Sayın Oğuz Ülgen bizimle birlikte. Hoş geldiniz gece görüşüne. Deniz Hanım, hoş buldum. Teşekkür ederim. Ama küçük bir düzeltme yapalım. Ben emekli olmuş bir kılavuz kaptanım. Tabii. Hemen düzeltiyoruz. Arkadaşlarım içeriden gerekli düzeltmeyi yaparlar. Şimdi çok uzun zamandır bir krizin devam ettiğini biliyoruz. Trafik neredeyse durmuş durumda. Petrol tankerlerinin taşıma ücretleri ikiye çıktı. Türkiye yardım çalışmaları için Nene Hatun gemisini görevlendirdi. Neden bunca zamandır bu gemi karaya oturmuş bir şekilde orada Süveyş kanalında duruyor? Nasıl oldu da bugüne kadar hala kaldırılamadı? Şimdi öncelikle ulusal kanala gecenin ilerleyen bu saatlerinde bu konuya yer vererek kamuoyunu aydınlatma imkanı sağladığı için teşekkür etmek isterim. Bu arada meydana gelen olay dolayısıyla ilgili tüm taraflara da geçmiş olsun dileklerimi sunmak isterim. Tabii buradaki en büyük maddi riski geminin armatörü, yükün sahipleri, sigortacılar yaşarken en büyük manevi riski de geminin kaptanı ve personeliyle o anda gemide bulunan kılavuz kaptan meslektaşlarım yaşamaktadır. Bu vesileyle bir daha böyle deniz kazalarının olmaması dileklerimle ilgili tüm taraflara geçmiş olsun dileklerimi ve gemide bulunan denizcilere de bir daha böyle bir deniz kazasının yaşanmaması dolayısıyla selametler dileklerimi sunmak isterim. Şu anda Süveyş kanalında güneyden kuzeye doğru çıkarken beklenmedik ve umulmadık bir sebepten dolayı ki kuvvetle muhtemel bu dış etken veyahut geminin içindeki bir etkenden de olabilir. Ama kamuoyuna yansıyan bilgiler şiddetli rüzgarın ve kum fırtınasının etkisinden olduğu ifade ediliyor. Bu bölgede beklenmedik bir olay da olabilir ama ihtimal dahilinde olan olaylar olarak da değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü gemiler dünya denizlerinde veyahut dars yollarını seyrederken her an beklenmedik bir riskle karşılaşabilirler. Önemli olan bu riskin doğurabileceği deniz kazalarını bertaraf edecek emniyet tedbirlerinin alınmasıdır. Şu anda benim de kişisel değerlendirmelere baktığımda Süveyş kanalı tamamen yapay olarak inşa edilmiş bir su yoludur. Belli bölgeleri biraz geniş olmasına rağmen timsah gölü gibi olan yerler hariç tamamen taranarak inşa edilmiş ve dipten yukarıya çıkıldığı istikamette de
gittikçe genişleyen bir yapıya sahiptir. Sonuçta bulunan bölgede Süveyş kanalının değerlerine bakarsak uzunluğu 193 kilometre, derinliği 24 metre civarında ve taban genişliği de 200 metre ile gittikçe su satına doğru yükseldikçe 265 metreye kadar olan bir yapıya sahip. Sonuçta 24 metre derinliği tabanında 121 ve yukarıda da 265 metrelik bir su yapısının içinde Evergiven isimli 400 metre boyunda eni 50 metre olan ve su çekimi de 15.7 metre olan dünyanın en büyük konteyner gemilerinden birisi. En büyüğü demiyorum, en büyük konteyner gemileri sınıfına giren bir gemi bu bölgede seyrederken tahmin ediliyor 10 ila 13 mil deniz mili süratle bu doğal yapının içine bir şekilde girmiş bulunuyor. Bu baştan kara sahile giriş aşamasında da kuvvetli rüzgarın etkisiyle geminin dış tarafı da savrularak karşı sahilde oturma olayı gerçekleşiyor. Şu anda konteyner gemisi hem baş tarafından hem de kıç tarafından etkin bir şekilde karaya oturmuş vaziyette. Kurtarma operasyonları devam ediyor ama bu şartlarda bu kurtarma operasyonunun tahmin ediyorum uzun bir zaman alması gerekecek. Çünkü bu tür kurtarma operasyonlarında en önemli kurtarma maliyeti geminin romorkörler vasıtasıyla bulunduğu yerden çekilmesi operasyonudur. Ama bu gemide bunu gerçekleştirme zorlukları olduğundan dolayı, çünkü gemi büyük bir süratle baştan kara girmiş, oradan onu çıkarmanın herhalde büyük zorlukları yaşanıyor ki kamuoyuna sunulan bilgilerde geminin hafifletilmesi dediğimiz üzerindeki yükün bir kısmının alınması veyahut içindeki sıvı yakıtın, yani geminin makinasında kullandığı sıvı yakıtın veyahut da benzer alınabilecek ağırlıkların alınması projelendiriliyor. Zaman içinde bunların değerlendirilmesi yapılacaktır. Yalnız bu kadar yüksek bir konteyner yapısına sahip, yüksekliğine sahip bu gemiden o konteynerların boşaltılması için o şartları gerçekleştirecek krenlere veyahut transferi yapabilecek gemilere ihtiyaç duyulacaktır. Bunlar da büyük operasyonları gerektirecek. Herhalde büyük zaman alacağını tahmin ediyorum bu operasyon. O zaman önümüzdeki günlerde de bu kriz tam olarak tamamlandı diyemeyeceğimiz için ticari anlamda da büyük bir krizi beraberinde getirecek. Çünkü biliyoruz ki dünya ticaretinin neredeyse %10'u bu kanal üzerinden yapılıyor Avrupa ve Asya arasında. Ve şu anki durumuyla bile ticaret aksamış durumda. Eğer bu şekilde devam ederse deniz ticaretini nasıl etkileyecek? Çünkü birçok gemi güzergahını değiştirmek zorunda kaldı. Deniz trafiği tehlikeye girer mi? Kesinlikle şu anda zaten kanal tamamen kapanmış, bloke edilmiş durumda ve gelen bilgilerden tabii ki Süveyş kanalının kapasitesi, gemi geçiş oranı bizim Türk boğazlarıyla kıyaslanamayacak kadar bir oranda, ama iki gün zarfında kuzeyde ve güneyde 150'nin üzerinde geminin beklemekte olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla bu dünya deniz ticaretine çok büyük bir etki yapacak.
şu andaki mali değerin günlük 9 milyar dolar civarında olduğu ifade ediliyor. Bunu değerlendirdiğimiz takdirde de dünya deniz ticareti, tabii deniz ticareti aslında neyin ihtiyacını karşılar? Bir değerlendirme yaparsak bazı düşünürler der ki denizcilik ve deniz ticareti olmasaydı insanların yarısı açlıktan, yarısı da soğuktan ölüm riskiyle karşılaşılır denirdi. Dolayısıyla Süveyş Kanalı, Panama Kanalı ve Türk Boğazları dünyanın önemli su geçitlerinden olduğundan dolayı buradan geçiş yapan yıllık binlerce gemi dünyada yaşayan insanların önemli ihtiyaçlarını karşılıyor. Gıda ve ısınma ihtiyaçlarını karşılıyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde büyük sıkıntıların yaşanabileceğini tahmin ediyorum. Bu krizle birlikte bir Kanal İstanbul tartışması ve bu kriz üzerinden Kanal İstanbul'un doğurabileceği sıkıntılara dikkat çeken yorumcular da oldu. Bu yorumlara katılır mısınız? Tabii ki katılmamaya imkan yok. Büyük endişe doğuran bir olay. Şimdi Süveyş kanalından yılda 18 bin civarında gemi geçiş yapıyor. Ve bu gemilerin çoğu da büyük boyutlu gemiler. Benzer gemilerle ilgili bir değerlendirme yapıldığında ben şahsen inanıyorum ki bu Ever Given isimli konteyner gemisinin başına bu gemi inşa edildiği zamandan günümüze kadar belki de ilk meydana gelen büyük bir deniz kazası. Dolayısıyla deniz kazaları hiç beklenmedik anda meydana gelir. Ama kaza riski de devamlı mevcuttur. Çünkü seyir halindeki siz arabanızla nasıl kara trafiğine çıktığınızda devamlı müteyakkız olarak çevreden gelebilecek etkenle veyahut arabanın içinden meydana gelebilecek bir etkenle kaza yapma riskini taşırsanız biz denizciler de denizde gemilerimizle seyrederken dışarıdan gelecek etkenlerle veyahut geminin içindeki teknik veyahut kullanıcı hatalarıyla her an için kaza riskine muhatap olma riskiyle karşı karşıya kalırız. Önemli olan bu riskleri alınacak emniyet tedbirleriyle bertaraf etmek. Her türlü emniyet tedbiri alınmış olmasına rağmen de bu tür deniz kazaları meydana geldiğinde o kazaların riskini en aza indirebilmek, zararını en aza indirebilmek en önemli emniyet tedbiri olması gerekir. Yani aslında doğal olmayan su yollarında her zaman bu riskler daha yüksek ve kurtarma çalışmalarının gerçekleştirilmesi de daha zor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Doğru mu algılıyorum sevgili Sayın Özülgen? Şimdi doğal olmayan su yolları demeyelim. Deniz trafiğinin olduğu her yerde daima risk vardır ve kaza olma ihtimali vardır. Şimdi inanıyorum ki Süveyş Kanalı ile ilgili bugüne kadar binlerce simülasyon, yani olayların denenmeleri yapılmıştır. Ama böyle bir olay herhalde hiç kimsenin aklına gelmemiştir. Beklenmedik bir olay. Dolayısıyla benzer olayların bizim tasarım halinde olan Kanal İstanbul'da olmayacağı düşüncesini veyahut kararını kimsenin verebileceğini tahmin etmiyorum. Ayrıca genelde doğal yapılmış olan su geçitleri, yani bizim İstanbul Boğazı gibi, Çanakkale Boğazı gibi veyahut Cebeli Tarık Boğazı gibi takdir-i ilahi tarafından yer hareketleriyle gerçekleştirilen doğal su yollarında dahi deniz kazaları meydana gelmektedir. Çünkü deniz kazasının oluşumunun ana sebebi aslında yapıdan daha çok bu yapıyı kullanıcıların getirdiği risklerden oluşmaktadır.
Sonuçta bu gemi dünyanın en büyük gemilerinden birisi. Ve burada seyrederken muhakkak çok önemli riskleri bertaraf ederek seyrediyor. Ama bir gün geliyor, beklenmedik bir olayla da kaza meydana giriyor. Dolayısıyla konuyu Kanal İstanbul'a yönlendirmek isterseniz, Kanal İstanbul'da da bu tür kazaların olamayacağını herhalde hiçbir denizci ve hiçbir yetkili ifade edemez diye düşünüyorum. Bizim sizin de yaptığımız uzun bir yayın vardı hatırlarsanız. Kanal İstanbul'u konuşmuştuk. Tüm uzmanlarıyla birlikte ele almıştık. Orada aslında benzer uyarılar yapılmıştı hatırlıyorum. Olası böyle büyük bir kazada tüm İstanbul'un hatta Anadolu'nun ekonomik anlamda ve toplumsal anlamda kilitleneceğini ifade etmiştiniz. Merak ediyorum şimdi bu büyüklükteki bir ticari gemi planlanan proje ölçeklerinde yani ilk açıklanan proje ölçeklerinde Kanal İstanbul'dan geçebilir mi? Hani çünkü hedeflenen büyük bir ticari kanal yolu yapmak ya. Evet. Şimdi Kanal İstanbul'la ilgili yapılan çalışmalarda Kanal İstanbul için tasarım gemileri olarak bu boyutta gemi yok. Tasarım gemileri olarak konteyner gemisi Kanal İstanbul için tasarımı yapılan konteyner gemisinin boyu 350 metre, genişliği 49 metre ve derinliği de 15 metre olarak ifade ediliyor. Kanal İstanbul'un çevre etki değerlendirme raporunda. Sonuçta böyle bir konteyner gemisinin geçişinde ki bizim Trakya sahili bir plato şeklindedir. Süveyş kanalında bu geminin karaya sürüklenmesine sebebiyet veren rüzgar etkileri Kanal İstanbul'un yapılacağı bölgede de benzer etkileri meydana getirebilir. Nitekim özellikle kış aylarında Kanal İstanbul'un inşa edileceği bölgede, bizim Trakya bölgesi dediğimiz bölgede kış aylarında etkin rüzgarlar genelde Poyraz rüzgarlarıdır ki Kanal İstanbul'un istikametine baktığımızda gemiler bunun içinde seyrederken biraz Poyraz rüzgarını açıyla alacak bir seyir yapacaklardır. Karayel rüzgarı ise özellikle kış aylarında kar fırtınalarıyla beraber gelen rüzgardır. Bu daha da aykırı olacağından dolayı geminin seyrine büyük etki yapacaktır. Yine aynı şekilde özellikle Ekim, Aralık ayları arasında hakim olarak daha sonraki aylarda da aralıklı olarak etkisini gösteren Lodos rüzgarı yani güneybatıdan gelecek olan rüzgar da Kanal İstanbul'da seyir yapacak. Özellikle draftlı olmayan yani suyun içine gömülü olmayan halk tabiriyle freeboard'u yüksek olan böyle konteyner gemilerine yelkenli gemi gibi etki yapacağından dolayı o gemilerin özellikle Kanal İstanbul'da seyirlerinin ben mesleki tecrübemle büyük riskli olacağını değerlendiriyorum. Ayrıca bu konuda hazırlanmış olan ÇED raporunun ekleri var. Bu eklerden 25 numaralı ek özellikle gemilerin Kanal İstanbul'da seyirleriyle ilgili hazırlanmış bir rapor. Ben size o rapordan bazı paragrafları okuyayım ve değerlendirme o şekilde yapılsın bence. Bunlar benim yorumum değil. Hı hı. Tamamen Kanal İstanbul'la ilgili hazırlanmış ÇED raporunun 25 sayılı ekinde bulunan ifadeler bunlar, kayıtlar. Ek 25 işletme navigasyonu simülasyon raporu. Bu rapor 3 bölümden oluşmuş. Birincisi Marmara Denizi girişi, ikincisi kanal içindeki seyir, üçüncüsü bölümde Karadeniz girişi bölümü. Örneğin Marmara Denizi girişinde bakın şu ifade var.
balastlı ve rüzgara tabi tankerde sorunlar yanaşmıştır. Sorunlar yaşanmıştır. Yani bir gemi Marmara Denizi'nde Kanal İstanbul'a girerken aynen kayıp ifade şu, balastlı ve rüzgara tabi tankerde sorunlar yaşanmıştır. Özellikle kuvvetli olup rüzgarı ve kaba denizlerde kılavuz kaptanların gemiye çıkışlarında önemli sorunlar yaşanacaktır. Daha sonra akıntı hızı Marmara Denizi'nde 2 metre 2 knot civarında olduğunda gemi Marmara'da sürüklenmiştir gibi daha uzatmayın. Önemli kayıtlar var. Yani hep risk unsurları geliyor. Tabii bu risk unsurları hava şartlarının normal olduğu, rüzgarın olmadığı, akıntının çok şiddetli olmadığı ortamlarda değil. Risklerin arttığı, rüzgar şiddetinin fazlalaştığı, akıntı şiddetinin aşırı değerlere ulaştığı ortamlarda. Örneğin kanal içi için şu kayıtlar düşünmüş. Gemi hızı akıntı yoğunluğu nedeniyle zorlukla düşürülmüştür. Bir diğer bölümde ben kodları vermek istemiyorum çünkü kamuoyunun o kodlarla kanalın neresinde olduğunu anlayabileceklerini tahmin etmiyorum. Sadece kanalın içinde bir seyreden gemi olarak değerlendirsinler. Gene aynen şu yazıyor. Rüzgar etkisi nedeniyle geminin kontrolü için dümen neredeyse devamlı sancak 20 derecede tutulmuştur. Başka bir konumda gene geminin rüzgar etkisi önemlidir. Gemi iskele tarafına gidiyor. Geminin kontrolü için sancak sürekli 20 derece dümen etkisiyle seyir yapılmıştır gibi ifadeler var. Ayrıca biraz daha yukarılara çıkıldığında başlangıçtaki 30 derecelik sancak dümen açısı sürekli korunmalıdır. Güney yönü rüzgar, pardon, akıntı ve rüzgar eşik değerleri olarak düşünülebilir bu miktarlar. Sonuçta rüzgar eşik değerinin ve akıntı eşik değerlerinin riskli durumlara geldiğinde Kanal İstanbul'da gemi seyrinin riskli olduğu ÇED raporunda 25 sayılı ekinde ifade edilmekte. Yani buradan, aslında bu yapılmak istenen Kanal İstanbul böylesi büyük bir ticaret yükünü kaldıramaz. Böyle bir sonuç ortaya çıkıyor ki bu da ÇED raporlarıyla aslında ele alınmış bir nokta olarak görüyoruz. Öyle mi anladığım kadarıyla Sayın Ülgen? Aynı şekilde ben de çok endişe ediyorum. Yani Süveyş kanalında kanalın tarihi boyunca böyle bir ben 55 senelik denizciyim. Bunca senelik meslek hayatımda Süveyş kanalında böyle bir kazanın oluşumu bilgisi bende yok. Belki vardır ama biraz duyarlıyımdır mesleğime. Böyle bir kazanın olduğunu hiç duymadım. Çeşitli kazalar oldu. Gemiler karaya gitti, romorkörlerle çekildi. Tekrar seyirlerine devam ettiler. Ama bir konteyner gemisinin Süveyş kanalını tamamen kapatacak ve bloke edecek şekilde olduğuna hiç şahit olmadım. Dolayısıyla Kanal İstanbul'la ilgili yapılan tasarımlarda da tasarım gemilerinin ki ifade edilen şu, İstanbul Boğazı'ndaki risk bertaraf edilecek ve Kanal İstanbul daha güvenli geçiş sağlayacak ifadesi var. Bu şekilde beyan ediliyor. Ama bu örnekleme bize bir bence çok tedbirli olunmasını ve Kanal İstanbul'un düşünüldüğü kadar emniyetli olamayacağı intibanı ve daha da büyük risklerin Kanal İstanbul'da yaşanacağını ifade ediyor.
teknik konulara girmek istemiyorum. Teknik konulara girdiğimiz zaman çok uzar hocam. Böyle çok daha zamana ihtiyaç var. Hı hı. Bu konularda değerlendirildiğinde ben şahsen emekli bir kılavuz kaptan olarak tasarım gemilerinin, yani 275 metre boyundaki bir tankerin, 334 metre boyundaki bir yolcu gemisinin, 350 metre boyundaki bir konteyner veya dökme yük gemisinin Kanal İstanbul'dan en niyetli geçeceği bir kanaatı ben de maalesef unutmamış durumda. Bu bilgimi de, bu kanaatımı da aktarmak bir denizci sorumluluğu olarak üzerimde olduğundan dolayı bu ifadeleri kullanmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Hem Süveyş kanalında yaşanan krizi hem de bu kanal üzerinde yaşanan krizden sonra gözümüz bir taraftan da yapılması beklenen Kanal İstanbul'a dönmüştü. Risklerin olduğunu hep tartışıyoruz. İhtiyaç mı değil mi? Bu konuyu da geçtiğimiz zamanlarda çok tartıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan son yaptığı açıklamalarda yapacağız, gerekliliğini de anlatacağız. İnat gibi bir ifade kullanmıştı, bunu da hatırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde belki daha geniş kapsamlı bir yayın yaparız. Bir kere daha bu Kanal İstanbul'u konuşuruz. Çünkü projenin içerisinde yapılan bazı değişiklikler de var biliyorsunuz. Bazı alanlar değiştirildi. Onları da konuşmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde sizi belki stüdyoda ağırlarız sevgili Sayın Oğuz Ülgen. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Kamuoyuna ülkemizin geleceğe yönelik tasarımları ve tasarrufları için doğru bilgilerin aktarılması konusunda yardımcı olduğunuz için. Ben de siyasi bir insan değilim. Hiçbir zaman için Kanal İstanbul'un ne karşısındayım ne yanındayım. Ama bir teknik değerlendirmeyi yapmayı da bir vatandaşlık görevi olarak düşünüyorum. Dolayısıyla tamamen yapmış olduğum değerlendirmeler Kanal İstanbul'un chat raporunun içindeki kayıtlardan dolayı bu bilgileri de kamuoyuna aktarmak bizim vatandaşlık görevimiz olarak düşünüyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum ve hayırlı geceler diliyorum. Teşekkür ederiz bir kez daha. Emekli kılavuz kaptan Sayın Oğuz Ülgen konuğumuzdu. Süveyş kanalındaki krizini ve bu kriz üzerinden başlayan Kanal İstanbul tartışmalarını değerlendirdik birlikte. Bugün çok tartışılan bir başka konu başlığıyla devam edeceğiz. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek irtica tartışmalarını değerlendirdi. İrtica mensuplarının Türk ordusundan temizlendiğini vurguladı Perinçek. Türk hukukuna uygun adımlar atıldığını ifade etti. Vatan Partisi lideri, Türkiye'de laikliği kimse kaldıramaz. İrticanın merkezi Amerika'dır dedi. Hangi ortamda bunları konuşuyoruz? 30 bin Fethullah cemaati mensubu asker ordudan temizlenmiş, atılmış. Var mı Türkiye tarihinde böyle bir şey? İrtica tartışmasını değerlendirdiği, atılan adımların önemine vurgu yaptı. Furkan Vakfı gibi, Adnan Oktar gibi, ondan sonra DAEŞ gibi, hatta bir takım Süleymancılar falan. Yani Türkiye tarihinde görülmemiş bir temizlik yapılıyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne subay ve astsubay yerleştiren harp okullarıyla astsubay yüksek okullarına giriş şartlarında yapılan değişiklik hakkında açıklamalarda bulunduğu muhalefetin eleştirilerine tepki gösterdi. Bu temizlik yapılırken o temizliğe karşı olanlar ve o FETÖ'nün dostları, Ankara'dan İstanbul'a FETÖ ve PKK'yı hapishaneden çıkartmak için yürüyenler, bunlar kalkmışlar Türkiye'de irticaya karşı güya tavır alıyorlar. Türk hukukundan örnek veren Perinçek, kavram karmaşasına son noktayı koydu. İrticai faaliyet diye Türk hukukunda bir kavram yok ama Türk hukukunda şu kavram var: terör örgütleriyle bağlantılı olmak. Bakın burada bir hukuk var. Terör örgütleri kim? FETÖ, DAEŞ falan feşmekan, değil mi? Terör örgütü. Yani ne yapıyor? Burada her türlü yoruma açık olan bir kavramı kaldırıyor irticai faaliyet diye. Ki irticayla mücadele eden bir yönetim bunu yapıyor. Laikliği kimse kaldıramaz diyen Perinçek asıl tehdide dikkat çekti. Türkiye'de kimse laikliği falan ortadan kaldıramaz. Hiç kimsenin buna gücü yetmez. Yani Türkiye'de laikliği falan ortada, Amerika gelir Türkiye'yi işgal eder, Ankara'yı ele geçirirse, bu Biden raporunda olduğu gibi CHP'yi, İYİ Parti'yi
HDP'yi kullanarak, o zaman belki laiklik kalkar ama onun dışında Türkiye'de laikliği falan kimse kaldıramaz. Vatan Partisi lideri irticanın merkezi Amerika'dır ifadelerini kullandı. Bana göre mesela benim irtica tarifim nedir? Amerika dünyadaki irticanın merkezidir, irticanın ağasıdır. Dünya küresel irticanın merkezi Amerika'dır. Hakkari ve Van'da çocukları dağa götürülen aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylemdeydi. HDP'ye açılan davadan mutlu olduklarını söylüyor aileler. Bir an önce kapatma kararı bekliyorlar. Hakkari'de PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan aileler bir kez daha seslerini yükseltti. Cumhuriyet Caddesi'nde cuma günleri bir araya gelen aileler Türk bayraklarıyla HDP il başkanlığına yürüdü. İnşallah avladımız geri gelecek, bir gün kavuşacağız. Aileler adına Leyla Çiftçi konuştu. HDP'ye açılan kapatma davasının bir an önce sonuca varması gerektiğini söyledi. HDP'de açılan kapatma davasını duyduk ve biz çok sevindik. Canlı gönülden istiyoruz. İnşallah kaparırken evlatlarımızı bize geri döner. Kızı dağa kaçırılan ve daha önce Diyarbakır Dağkapı Meydanı'nda eylem yapan baba Reşit Koç da çocuğunu HDP'den istedi. Van'daki aileler de nöbet eylemine devam ediyor. Aileler terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak HDP il başkanlığı önüne kadar yürüdü. Aileler çocuklarınaysa teslim olmaları çağrısında bulundu. Nazati HDP'den istiyoruz. HDP tarafından kaçırdılar. Oğlunu istiyoruz. HDP'de ne istiyoruz? Çocuklarımızı istiyoruz. Bu fakir fakalara ne istiyorlar bu HDP? Anne ve babalar kararlı. Bütün çocukların dağdan gelmesi için mücadele edecekler. Yunus oğlum gel annene yetiş. Neredesin gel annen hasta. Gel annene yetiş Yunus. İzmir'de yürütülen FETÖ'nün Türk ordusu içindeki kripto unsurlarına yönelik 16. operasyonda tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilen 27 şüpheliden 21'i serbest bırakıldı. Savcılık nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararına itiraz etti. İtiraz yazısında serbest bırakma kararının usul ve esasa açıkça aykırı olduğu anlaşılmıştır ifadelerine yer verildi. İzmir Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın yürüttüğü FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto unsurlarına yönelik düzenlenen son operasyonda tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 27 kişiden 21'i serbest bırakıldı. Soruşturma savcısı karara itiraz etti. İzmir merkezli 52 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kripto yapılanmasına yönelik 23 Mart sabahı eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Mahrem imamların ankesörlü ve sabit hatlardan irtibat kurduğu tespit edilen 123'ü muvazzaf 184 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 166 kişi yakalanmıştı. Gözaltındaki 166 şüpheliden işlemleri tamamlanan 27 kişi silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 27 şüpheliden 6'sını tutuklarken 21'ini serbest bıraktı. Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay karara itiraz etti. İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen itiraz yazısında şüphelilerin serbest kalmasına ilişkin somut gerekçelerin gösterilmediği ve kararda soyut ibarelerin yer aldığı belirtildi. Şüphelilerin delil durumlarının Yargıtay uygulamalarına göre tek başına delil kabul edilen örgütsel iletişim metoduna uygun sabit arama kriterleri sağladığı vurgulanan itirazda sulh ceza hakimliği kararındaki çelişkilere de vurgu yapıldı. Hakkında delil olarak 4 grup ardışık aranma ve aleyhinde itirafçı beyanı bulunan asker şahıs S.İ.'nin tutuklanmasına karar verilirken, hakkında 24 grup ardışık arama ve aleyhine itirafçı beyanı bulunan, koluk ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden de yararlanmayan, bu şekilde örgütsel iradesini açıkça devam ettiren asker şahıs M.T.'nin serbest bırakılmasına karar verildiği, bu durumun ve çelişkinin serbest bırakma kararında olaysal ve somut bir gerekçe gösterilmemesi nedeniyle anlaşılmadığı ve anlamlandırılamadığı, açıklanan gerekçelerle serbest bırakma kararının usul ve esasa açıkça aykırı olduğu anlaşılmıştır.
Cumhuriyet Savcısı İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliği'nden salıverilme kararının kaldırılmasını ve 21 kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmesini talep etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmaları, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarıyla Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinasyonuyla yürütüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen 16. operasyonda şüpheli işlemleri de tamamlandı. Mahrem imam tarafından ankesör ve kontrollü telefonlarla arandığı için gözaltına alınan 172 kişiden 41'i tutuklandı. Bilançoyu aktaralım hemen sizlere. İzmir'de FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan kripto unsurlara yönelik soruşturmada gözaltına alınan 172 şüphelinin işlemleri tamamlandı. FETÖ'nün mahrem imamlarının ankesör ve kontrollü hatlarla irtibat kurduğu 123'ü muvazzaf ve 146 asker şahısla 38'i darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 184 şüpheli hakkında kararlar verildi. Gözaltına alınan 172 şüpheliden 33'ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. İtirafçılardan 30'u verdiği faydalı bilgiler nedeniyle serbest bırakıldı. 3 şüphelinin itirafları ise faydasız nitelikte olduğu değerlendirildi. Bu nedenle bu 3 itirafçı tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 5 şüpheli de delil durumu nedeniyle kolluk birimleri tarafından serbest bırakılarak haklarında takipsizlik kararı verildi. Bir şüpheli ise mükerrer işlem nedeniyle serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanıp sulh ceza hakimliklerine tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 135 kişiden 41'i tutuklandı. 92 şüphelinin ilk kez sulh ceza hakimliği önünde etkin pişmanlık, kuvvetli suç şüphesi bulunsa da adli kontrol tedbirinin ölçülü olması, sağlık durumu gibi nedenlerle haklarında adli kontrol tedbirine karar verildi. 3 şüpheli ise sulh ceza hakimliğindeki sorgu sonucu serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı ve yakalama kararı verilen 9 şüphelinin de firari olduğu öğrenildi. İzmir'de mahrem imam soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın soruşturmalarda bugüne kadar 16 operasyon düzenlediği vurgulandı. Soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 1755'i muvazzaf asker olmak üzere 2298 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi. 16 operasyonun sonunda toplam 980 şüpheli tutuklandı. 311 şüpheli itirafçı olduğu için serbest bırakıldı. Tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliklerine sevk edilen 749 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı. 41 şüpheli ise sonradan değişen delil ve sağlık durumları gibi nedenlerle salıverildi. 60 şüphelinin ise farklı birimlerce işlem yapılması, COVID-19 ve sağlık sorunları nedeniyle gözaltına alınma talimatları iptal edildi. 162 şüpheli de firari konumda. Sağlık sorunları ve gaflarıyla gündemden düşmeyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden bu kez de basın toplantısında söyleyeceklerini unuttu. Biden'ın cümlesini tamamlayamaması üzerine ekibi toplantıyı sonlandırdı. Basın mensupları ise salondan çıkarıldı. Uçağa binerken düştü, yardımcısı Kamala Harris'i Başkan Harris diye tanıttı. Kendi atadığı savunma bakanının adını hatırlayamadı. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık sorunları nedeniyle her toplantıda diken üstünde. Son olarak Meksika sınırındaki göçmen akını ile ilgili belge imzalayan Biden, Beyaz Saray Genel Sekreteri Ron Klein'a, "Ron, bunları kime veriyorum?" diye sorunca büyük panik yaşadı. Klein, gazetecileri apar topar salondan çıkardı, toplantı sonlandırıldı. Ron, who am I turning this over to? Thank you very much, Mr. President. I think it's time for the press, our friends in the press to leave, though. Thank you. Mr. President,
Gazeteciler salondan çıkarılırken Biden'ın etrafına boş gözlerle bakması dikkatlerden kaçmadı. ABD tarihindeki en yaşlı başkan olan 78 yaşındaki Joe Biden, dün düzenlediği ilk basın toplantısında gaflarına da bir yenisini ekledi. Biden, 120 yıl önce göreve geldiğini söyledi. Haydutlar konusuna geldiğimizde ben inanıyorum bizim haydutluk teriminin ilk çıktığı, benim 120 yıl önce ABD senatosuna girdiğimdeki pozisyonumuza geri dönmeyiz. Biden'ın 120 yıl önce ABD senatosuna girdim sözleri sosyal medyada gündem oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ve beraberindeki heyetle çalışma ziyaretinde bir araya geldi. Görüşme İstanbul'da yapıldı. Ayrıntılarını aktaralım. Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi ikili. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El Menfi ve konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi ve beraberindeki heyetle yapılan görüşme saat 17.05'te başladı. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Libya Başkanlık Konseyi'nin göreve başlamasının ardından Türkiye'ye düzenlenen ilk ziyaret bu. Türkiye ve Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirildi. Görüşmede işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alındığı görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde de bulunuldu. Şimdi bir bakalım ekonomi gündemine. Mart ayı açlık sınırı 2735 lira olarak tespit edildi. Yoksulluk sınırı ise 8911 lira oldu. Bu verileri kamuoyuyla paylaşan Türk İş, çalışanların satın alma güçlerinin önemli ölçüde azaldığını belirtti. 5 kilo yağ alıyordum 30 lira, şu anda 65 lira. Bir aldığım bir aldığını unutmuyor. Geçen hafta aldığım, bu hafta en az %30. Zamlanıyor tabii ki. Millet karnını doyursun yeterli yani. Sağlıklı beslenme mümkün değil zaten. Türk İş Mart ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Verilere göre Mart ayında açlık sınırı 17 lira artış gösterirken yoksulluk sınırı 55 lira artış gösterdi. Şubat ayında 2718 lira 89 kuruş olan açlık sınırı Mart ayında 2735 lira 97 kuruşa yükseldi. Açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için bir ayda gıda için yapması gereken asgari tutarı ifade ediyor. Diyorum, durum çok kötü. Yani hiçbir şey alamayız. Küçük bir market. İnsanlar böyle gramla, taneyle şeyle alıyorlar. Yoksulluk sınırı ise Şubat ayında 8.856 lira 31 kuruşken Mart ayında 8.911 lira 97 kuruş oldu. Bu harcama kalemi ise beslenmenin yanı sıra barınma, elektrik, su gibi giderleri de kapsıyor. Türk İş'in verilerinde gıda enflasyon rakamları da yer aldı. Bir önceki yılın aynı ayına göre gıda enflasyonunda %16.66 artış yaşandığı verilerde yer aldı. Günü kurtarıyorsun. Bir günlük ekmek parası en az 20 milyon gidiyor. Yani 20 TL gidiyor. Verileri değerlendiren Türk İş, çalışanların satın alma güçlerinin önemli ölçüde azaldığını belirtti. Hanede çalışan sayısının sınırlı ve ele geçen ücretin yetersiz olduğu durumlarda elde edilen gelir birden fazla kişinin geçimini karşılayamamakta, kişi başına insanca geçim için yapılması gereken harcama tutarı yetersiz kalmaktadır. Çalışanların özellikle geçim şartları bozulmuş, satın alma güçleri önemli ölçüde azalmıştır. Özellikle gıda fiyatlarında görülen artışın genel fiyat artışlarının üzerinde gelişim göstermesi, çalışanların harcamalarında ağırlıklı yer kaplayan mutfak harcamalarını taşınmaz boyuta getirmiştir. Kamu bankalarında olan genel kurul toplantıları yapıldı. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini yürüten Hüseyin Aydın görevini Alparslan Çakar'a devretti. Vakıf Bank ve Halk Bank'ta ise
genel müdürler görevine devam ederken yönetim kurullarında değişiklik yapıldı. Kamu bankalarında olağan genel kurullar tamamlandı. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine Alparslan Çakar atanırken bankanın yönetim kurulu başkanlığına Burhanettin Tanyer'e getirildi. Hakikaten mutluluk duyuyoruz. Vakıf Bank'ta Abdi Serdar Üstün Salih genel müdürlük görevine devam ederken Hamza Yerlikaya yönetim kurulundan çıkarıldı. Halkbank'ta ise genel müdürlük görevine Osman Arslan devam edecek. Profesör Doktor Kerem Alkin'in ise yönetim kurulu üyeliği sonlandı. Kasım 2020 tarihi. Öte yandan Borsa İstanbul'da da görev değişiklikleri yapıldı. Borsa İstanbul'da genel kurul sonrasında Hakan Atilla'dan boşalan genel müdürlük görevine Korkmaz Enes Ergun getirildi. Manisa'da Uyar Madencilik tarafından 8 yıldır tazminatları ödenmeyen madenciler eylem yaptı. 880 işçinin tek talebi sorunun bir an önce çözüme kavuşması. Yıllardır tazminatlarını alamadılar, seslerini duyurmak için bir araya geldiler. Uyar Madenciliğin kıdem tazminatının sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sorunudur. Manisa'nın Soma ilçesinde 2013 yılından bu yana Uyar Madencilik tarafından mağdur olan işçiler müjdeli bir haber bekliyor. Bu sorun aslında çok da büyük bir sorun değil. Çözülebilir bir sorun. Yasalaşma sonucunda da çözülecek bir sorun. Uyar Madencilik 2013'ün başında kapandı. 880 işçi tazminat almak için sıraya girdi. 2013 yılından beri Uyar Maden'de 8 yıldan beri bu tazminat mücadelesini veriyoruz. 3 tane enerji bakanı, 3 tane çalışma bakanı, 3 tane başbakan değiştirdik. Ve bu Uyar virüsünün sorununun üstünden gelemediler. 600 vekil de dahil. Manisa milletvekillerine de çağırım 10 tane milletvekili var. 2 tane grup başkan vekili var. Türkiye Maden İşçileri Sendikası da işçilerin yanında. Gaziantep'te hibe desteği alan hayvan yetiştiricileri hem üretiyor hem de satıyor. Şahin Bey'de ihtiyaç sahibi 243 aileye 2976 büyükbaş ve küçükbaş hayvan karşılıksız dağıtıldı. Evimizin ihtiyacını karşılıyoruz. Çocukların eğitimine kullanıyoruz. Gaziantep Şahin Bey'de ihtiyaç sahibi 243 aileye 2976 büyükbaş ve küçükbaş hayvan karşılıksız dağıtıldı. Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu üreticileri ziyaret etti. 2976 adet hayvan desteğinde bulunduk. Bu hayvanlarımız bir kısmı büyükbaş, bir kısmı küçükbaştı. Üretilen sütler Şahin Bey Belediyesi tarafından yeni açılan Tanzim satış mağazalarında satışa sunuluyor. Çok güzel, çok güzel olmuş, çok güzel. Fiyatımız da mükemmel, güzel. Gaziantep'te hayvan yetiştiricileri yapılan desteklerden mutlu. Üretmek ve alın terlerinin karşılığını almak istiyor. Hayvancılara geliştirdik. Şimdi yavruladılar. Yavrularını da seviyoruz. Çocuklar isimlerini koydular. Mehmetcan Şimşek, Ömer diye, Seher diye. Şimdi sıradaki haberimiz Çek mağdurlarının uzun zamandır yaşadığı ve beklediği ama bir türlü gerçekleşmeyen talepleriyle ilgili. 250 bin esnafa verilen süre bugün doldu. Karşılıksız çek tutarının %10'unu ödemeyen esnaf 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Çek yasası mağdurlarına verilen süre bugün doluyor. Salgın şartlarında borcunu ödeyemeyen esnafsa borç hapiste ödenmez diyor. Yazdığı çeki belli süre içinde ödeyemeyen esnafa para cezası veriliyor. Para cezasını ödeyemeyen vatandaşsa hapis cezasıyla karşı karşıya geliyor. Esnafın hapis cezasına çarptırılması da para cezasını ödemesine engel oluyor. Çek yasası mağdurları temsilcisi Haydar Zirek, Ulusal Kanal canlı yayınına konuk oldu. Zirek, çek yasası mağdurları için son virajı anlattı. İşlemedikleri bir suç, işlemedikleri bir hata, işlemedikleri bir günah yüzünden bugün itibariyle 5 yıl cezaevi kapısının yolları açılmış durumda. Ekonomik suça ekonomik ceza verilmelidir diyen Zirek, esnafın alacağının senetle, borçlununsa çekle olduğunu ifade etti. Bu çek yasası mağdurları senet borçlu alacaklarını alamıyorlar.
Şimdi bu kişilerin, bu esnafların bu alacakları alacak değil de sadece borçları mı konuşuluyor? Sadece Zirek verilen bir yıllık sürenin ise pandemi koşullarında iş yapamayan esnafa çözüm olmadığını belirtti. Bu insanlar her şeylerini kaybetmiş, ticari yaşantıları sona ermiş, sadece hayatlarında, ailelerinde, çocuklarına bakmak için mücadele etmeye çalışan bir kitleden bahsediyoruz. Huzura kavuşan Şırnak artık terörle değil, turizmle anılıyor. Doğal güzellikleriyle turizmde iddialı bir kentimiz artık Şırnak, yeni rota belirlemek için kente gelen ziyaretçileri bekliyor. Yıllarca terörün gölgesinde kaldı. Sahip olduğu zengin doğal güzellikleri insanlığa sunamadı. Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sayesinde huzura kavuştu. Şırnak artık terörle değil turizmle anılıyor. Öyle ki kent doğa severlerin yeni rotası olacak. Bu güzelliği ve bu Dicle Nehrimizin akan güzel sesi, güzel yüreğiyle Dicle Nehrimiz buraya insanları bekliyoruz. Kent pek çok tarihi ve kültürel zenginliği bünyesinde barındırıyor. Doğal güzellikleriyle görenleri hayran bırakıyor. Tesis edilen güven ve huzur ortamında yeni turizm rotalarıyla da yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Şırnak bölgesinin tabiatının artık keşfedilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah bu bölgeler turizme açılır. Doğa severler batıdan buraya gelir ve buraları görürler. Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu'yla Dicle Kalkınma Ajansı turizmin canlandırılması için bir proje hazırladı. Ziyaretçi gruplar kentin turizm rehberine yeni güzergahlar eklemek için her hafta farklı bir bölgeyi geziyor. Ziyaretçilerin ilk durağı doğasıyla dikkat çeken Cehennem Deresi bölgesi oldu. Cehennem Deresi daha önce bildiğiniz olaylardan dolayı değil de daha çok turizmden, doğa turizmiyle tanınmasını istedik. Turist kafilesi yaklaşık 15 kilometrelik yürüyüş yaptı. Mağara, kanyon, vadi, dik yamaçlar, doğal kaynak suyu ve yeşil alanlarıyla turizme kazandırmayı bekleyen bölgeyi adım adım gezdiler. Tarihi, kültürel, doğal ve inançsal olarak potansiyelini rotalarla ortaya koymaya çalışıyoruz. Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sedat Çelik, bundan sonraki süreçte de yeni grupları davet ederek yerli ve yabancı turistlere Şırnak'ı tanıtacaklarını söyledi. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor ve doğa harikası bir yer. Dolayısıyla insanların özellikle pandemiden sonra kendisine dışarıya atıp doğayla kendisiyle baş başa kalması için ciddi anlamda fırsatlar sunuyor bu bölge. Bir son dakika gelişmesini daha aktaralım sizlere. Bir süredir zaten ekranlarınızda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektup gönderdi. Covid-19 salgınından etkilenen Türk vatandaşlarının, ailelerinin ve tüm halkının acısını paylaştığını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı hitabıyla başlıyor mektup. Size ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en iyi dileklerimi iletiyorum ifadelerine yer vermiş Joe Biden. Covid-19 salgınına karşı ortak mücadeleyi sürdürürken iklim değişikliği tehdidini de gözden kaçırmamak gerektiğini belirtiyor Biden. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 22-23 Nisan'da çevrim içi gerçekleşecek iklim temalı liderler zirvesine davet ediyor. Zirvenin iklim krizine karşı ortak çabalar konusunda dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini ve diğer küresel paydaşları bir araya getireceğini ifade etmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektubunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden. Bu son dakika gelişmesini de aktardıktan sonra haftanın son gece görüşünü noktalıyoruz efendim. Pazartesi günü saatleriniz 23'ü gösterdiğinde yeniden ulusal kanal ekranlarında ve ulusal radyo frekanslarında buluşuncaya dek lütfen kendinize çok iyi bakın. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya özen gösterin. Sağlık çalışanlarımıza bunu borçlu olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Sağlıcakla kalın efendim. İyilikle, güzellikle kalın. Hoşça kalın. Bizden sonra hava durumu var. İzleyebilirsiniz. Thank you.
Müzik